Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı kandiller. Evet, çoğuş gelin Berat. Köye gelmiş çalışmaya maşallah. Bağ işleriyle uğraşıyor. Yorulmuş. Yoruldun mu Berat? He? Çok mu yoruldun? Görüşürüz. Allah'a emanet. Afiyet olsun canım. Yakışıklılar, ne yapıyorsunuz? Selamünaleyküm. Evet. Hacı Hasan abinin hayratı değil mi? Hayrat onun hayratı. Bu da evet, rahmetli İmam Hasan abinin hayratı. Allah kabul etsin inşallah. Dosyada Karşı Meşe'nin kesimiyle ilgili girişimde bulunulmuş. Evet. Köylü olarak onu engelleme amaçlı. Buranın bize ait olduğunu, köylünün ihtiyaçlarını karşılamak için zaruri bir alan olduğunu ispatlamak için topladığımız imza. Evet. Hayrettin abi öncülüğünde başlattık. Biz de desteklemeye çalışıyoruz. Kemal abi nasılsın? Sağ ol. Hayırdır? Sağ ol. Bu İmam Hasan amcanın hayratı. Allah kabul etsin. Bu ormanın kesimi. Ben imzalamışsın. Tamam. Sağ ol. Allah kabul etsin. Hadi görüşürüz. Allah razı olsun. Şöyle durumlar böyle. Evet. Orman Müdürlüğü'nün tebligatı gelmişti geçen hafta. Altında tebligatı biz aldık. Altında bizim imzamız var. Benim, senin. Benim. Ramazan abinin. Bir abinin işte imzası var. Birkaç kişi tarafından bu işte imza atıldı. Kesin bu üç kişi sayesinde olacak diye yansıtılmaya çalışıldı. Alakası yok. Tam tersine. Biz eğer o tebligata imza atmasaydık, bu belki tebligat yayınlanmadan yürürlüğe girecek, eylem planına geçilecek ve kesin başlayacaktı. Kesin başladıktan sonra da zaten bizim köyde bunu durdurabilecek öyle hani dişli kimse yok. Yani gidip adamların önüne yatacak kimse yok. Evet. Bu nedenle durdurulmazdı. Şu an resmi girişimler içerisindeyiz işte. Dediğim gibi Hayrettin Yıldırım abi öncülüğünde. Bu işi köyümüzün menfi çıkarları çerçevesinde sonlandırmaya çalışıyor. İnşallah. Yani şuranın kesilmesi hiç köyde kimseye bir fayda sağlamayacak. Kesinlikle. Ne tabiatına fayda sağlayacak ne de maddiyatına bir fayda sağlayacak. Evet. Bu nedenle bu tip konularda biraz daha duyarlı, biraz daha birlikte olmamız şart. Kesinlikle. Ya benim orada malım var zihniyetinden kesinlikle vazgeçmemiz lazım. Mal zihniyetiyle bakarsak bizim hiçbir şeyimiz yok. Evet. Bak ben kapı kapı dolaşıyorum. Kesinlikle. Çünkü bu köydeki her ağaç aslında hepimizin ortak faydası. Yani illa da bu benimdir, senindir davasını gütmeye gerek yok. Evet. Köyümüze sahip çıkalım. Biz birlik buradan olur. Bunu yapıyoruz. Bu videoyu izleyip İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den, çeşitli yerler, makamlarda olan, mevkide olan ya da evinde oturan köylerimizde gerek söylemleriyle gerek eylemleriyle buna destek olsunlar diye rica ediyoruz. Evet, destek olurlarsa teşekkür ederiz onlara. Aynen. Çünkü yani o ilk dediğim şeyde de bizim tebligata imza atmamız bu ormanın kesimiyle hiçbir alakası yok. Evet. Tebligat bu işin resmi yayınlama hani şeyidir. Aracıdır diye. Aracıdır yani. O tebligat yayınlanmasa, orada görünmese zaten belki hiç haberi bile olmayacaktı. Bizim de dahil olmak üzere. Geçen orman kesiminde olduğu gibi. Yani çoğumuzun haberi olmadan zaten kesim gerçekleşmiş. Evet. Yanlış algılar. Evet. Bu algı operasyonlarına hayır diyoruz. Çalışıyoruz. Her şey köyümüz için. Her şey köyümüz için, evet. Birlik olalım lütfen. İnşallah ilerleyen dönemlerde daha güzel şeyler olacaktır. Biz birlik olursak. Şimdiden Allah'a emanet olun. Hayırlı kandiller.
Sağlıklı günler dilerim. Hoşça kalın. Güzel köylülerim.